Tarla TV'den herkese iyi günler. Bildiğimiz gibi bahar ayları yaklaşıyor ve özellikle balkon sebzeciliği yapmak isteyenler balkonlarında domates, biber, patlıcan gibi sebzeler yetiştirmek istiyor. Ve bugün organik bitki yetiştirme kiti, USO Tarım ve Hayvancılığın ürettiği organik bitki yetiştirme kitinin tanıtımını yapacağız sizlere. Elimizde domates, patlıcan ve biber yetiştirme kitleri var. Domatesten başlayacak olursak bunu nasıl yetiştireceğiz? Kapağı açtığımız zaman içerisinden sıvı solucan gübresi çıkıyor. Gördüğümüz gibi sıvı solucan gübremiz var. Bu da tabii bir de ölçü sulamak için ölçü, yani günde çimlenene kadar günde 2 tüp su vereceğiz. Ayrıca gördüğümüz gibi tohumlarımız var. Domates tohumlarımız. Diğerleri de aynı şekilde. Şimdi domates tohumunu çimlendirmeye geçelim. Bunun için toprağımızı birazcık nemlendirelim. Evet, güzel bir şekilde nemlendirdikten sonra tohumlarımızı çıkaralım. Daha hızlı çimlenme istiyorsak tohumlarımızı suda da bekletebiliriz. Bir gün boyunca, 24 saat boyunca suda da bekletebiliriz. Buraya biraz şöyle çukur açacağız. Ve domates tohumumuzu bırakacağız. Aşağı yukarı 1-2 santim derinliğe tohumumuzu bırakabiliriz. Diğer tohumumuzu da böyle bıraktık. Aynı şekilde tohumlarımızı bıraktık. Daha sonradan üstlerini şöyle bir tutam toprakla kapatacağız. Biraz bastırabiliriz. Şimdi bu tohumların hızlı çimlenmesi ve çimlendikten sonra hızlı gelişmesi için asıl can alıcı noktaya geliyorum. Bunlar sıvı solucan gübresi. Tamamen organik besin maddesi. Normal bir kokusu var. Tohumları ektiğimiz yere bu sıvı solucan gübrelerinden bu şekilde döküyoruz. Gördüğünüz gibi pekmez kıvamında. İçerisinde yüksek oranda azot, fosfor ve potasyum içeriyor. Ve tamamen organik. Daha sonra içinde kalanları da bu şekilde su yardımıyla tekrar tohumları diktiğimiz yere koyuyoruz. Ve daha sonradan sulama işlemimizi bir miktar daha yapıyoruz. Tohumlarımız iyice suyu alacak ve çimlenme için hazır hale gelecek. Bu sulamamızı da yaptıktan sonra toprağımız yavaş yavaş suyu emecek. 1-2 gün boyunca kapağı kapalı bir şekilde oda sıcaklığında bekleteceğiz. Daha sonra çıkışı gördüğümüz zaman biraz güneş gören yerde tohumlarımızı bekleteceğiz. Dilerseniz hemen patlıcan için de aynı işlemi gerçekleştirelim. Patlıcan tohumlarımızı görüyoruz. Şöyle biraz sallayarak zemin düz hale getireceğiz. Daha sonra hafif bir nemlendirme işlemi. Ve tohumlarımızı dikkatli bir şekilde ekilişini yapacağız. Toprak yüzeyine bırakalım. Daha sonradan üstlerinden biraz bastıralım. Hafif bir bastırıp tekrar etrafındaki toprakla da kapatma işlemini gerçekleştireceğiz. Ve tohumları ektiğimiz yere hızlı çıkış ve çıkıştan sonra iyi gelişme için sıvı solucan gübrelerimizi dökeceğiz. Evet. Ve bunu da aynı şekilde güzel şekilde nemlendireceğiz. Yeteri kadar. Çok fazla çamur haline gelmeyecek. Hafif nemlendireceğiz. Zaten çimlenmeye başladıkça nem oranını biraz daha arttıracağız. Çimlenene kadar da ve belli bir süre büyüyene kadar günde 2 tüp
Bundan ölçü kabından su vereceğiz. Hemen biber tohumumuza geçelim. Biber tohumumuz da aslında aynı şekilde, çok fazla bir değişiklik yok. Bunu da böyle sallayalım. Zemini düzleştirelim. Daha sonra hafif bir nemlendirme işlemi. Ve ardından gördüğünüz gibi tohumlarımızı toprağın üstüne yerleştiriyoruz. Ve biraz bastırıyoruz hafif. Aşağı yukarı 1-2 santim derinliğe girecek. Biber tohumumuzu da kapattık. Diğer tohumlarımızı da kapattıktan sonra üstüne hafif bastırıyoruz. Ve USO sıvı solucan gübresini tohumları ektiğimiz bölgeye bu şekilde koyuyoruz ve tekrar kalanı da içerisine biraz daha sulandırıp tekrar sulama işlemimizi gerçekleştirip kapatıyoruz ve bunu da güzel bir şekilde nemlendiriyoruz. Ve dediğim gibi oda sıcaklığında 1-2 günde bu biber, patlıcan ve domates yetiştirme kitlerimiz çimlenmeye hazır hale gelecek. Bunlar çimlendikten sonra hangi işlemleri yapacağız? Bunlara ne tür gübreler vereceğiz? Tabii kimyasal vermeyeceğiz. Organik yetiştiricilik yapmak istediğimiz için yine solucan gübresiyle bunların beslenme ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Herkese iyi günler.